Yaşasın Şallı, 52 yaşında bir adam. 7 ay önce hayatımın aşkını buldum dediği bir kadınla evlendi. Ama o mutlu yuva hayali iddiasına göre bir dolandırıcılık kabusuna dönüştü. O kadın her şeyini elinden alıp evi terk etti. Gerçekten şu anda çok pişmanım. Yani bu insanla merhaba dediğim için, tanıdığım için, evlendiğim için tanıdığım güle lanet ediyorum yani şu anda. İkinci baharımda gerçek aşkı buldum dedi, evlendi. Ama o bahar 7 ayda kışa döndü. İddiasına göre karısı onu 5 kuruşsuz bırakıp evi terk etti. 7 ay sonra evi hiç sebepsiz yere terk edince ben bunun dolandırıcı olduğunu anladım. Her şeyimden oldum. Yani şu anda rezil bir durumdayım. Yaşasın Şallı Antalya'da yaşıyor. Bir yıl önce bir arkadaşı onu 39 yaşındaki kadınla tanıştırdı. Arkadaş oldular ve arkadaşlıkları kısa bir süre sonra evlilikle sonuçlandı. Ama Yaşasın Bey'in mutlu yuva hayali bitmeyen masraflar yüzünden kabusa döndü. Borçların olduğunu söyledi. Beni her gün sağdı. Her gün işte oğluma para lazım, kızımın doktoruna para lazım. Seraya para lazım, işte şu lazım, bu lazım. 7 ay boyunca beni bitirdi. O aşk uğruna neyi var neyi yoksa gitti. İddiasına göre tam 200 bin lira kaptırdı. 100 bin liraya iş makinemi sattım verdim eline. 36 bin liraya kamyonetimi sattım verdim. Bir tane bine garajım vardı. 15 bin liraya da onu sattım. O para da gitti. Yaşasın inşallah akşam eve gittiğinde büyük şok yaşadı. Çünkü eşi eşyalarını toplamış, evi terk etmişti. Hiçbir sebep yok, darp yok. Hiçbir şey yokken evi terk ediyor. Telefonlarıma bakmıyor. O kadar mesaj yazıyorum, cevap vermiyor. Dolandırıldığını iddia eden Yaşasın Şallı, eşinden şikayetçi olduğu boşanma davası açtı. Hayatımı mahvetti yani. Ne milletin içine çıkabiliyorum şu anda. Yani iş hayatım da bitti tamamen. Şov haber iddiaların hedefindeki kadına da ulaştı. Açıklama yapmak istemeyen kadın kocasını suçladı. Asıl mağdur benim dedi.